Merhaba çocuklar. Yine bir sosyal bilgiler dersinde bir haftalık işlemiş olduğumuz konumuzun özetiyle, tekrarıyla karşı karşıyayız. Bugünkü konumuz dünden bugüne. Dün geçmiştir. Bugün şu an yaşadığımız andır. Geçmişten bu yaşadığımız ana kadar geçen süreç. Çok farklı olaylarla karşılaşırız. Doğduğunuz andan itibaren bugüne kadar geçen süreci bir düşünün. Çok farklı olaylarla karşılaşırız. Sizler açısından düşündüğünüzde okula gidersiniz, arkadaşlarınızla oyun oynarsınız, öğretmenlerinizle soru çözersiniz. Yani hayatımızda birçok olayları yaşarız. Bazı olaylar doğaldır, her zaman aynı olayları yaşarız ama hayatımızda bazı olaylar çok çok önemli yer kaplar. Doğduğumuz ilk günden anne dediğimiz zamana ya da okula başladığımız sene bunlar çok önemli zamanlardır. Sevgili çocuklar, bazı anneler vardır. İlk bebeğinin doğacağını anladığı anda, yani hamilelik evresinde bir defter tutar. O deftere hamileliğin başlangıcından bebek doğduktan sonra ve çocuk gelişimini tamamlayana kadar devamlı notlar alır. Şöyle bir şey yaşadım ben. Mesela çocuklarım bana sorar. Ben öyle bir defter tutmadım. Çocuklarım bana sorar. Anne, ilk defa işte ne zaman konuştum? İşte ilk defa ne yaptım? İlk ne yedim falan. Ben bunları not almadığım için çocuklar çok çok önemli olayların haricinde birçok şeyi hatırlamıyorum. Böyle defter tutan anneler sizlerin sorularınıza çok daha güzelce, rahatça cevap verebilir. Bu süreci tuttuğumuzda, benzer olayları yaşadığımızda kronoloji diyoruz çocuklar buna. Kronoloji, loji bilim demektir. Kronoloji, zaman bilimi demektir. Yani doğduğumuz andan yaşamamızı sürdürdüğümüz her anında her şeyi değil. Bugün kalktım, yemek yedim, su içtim, yüzümü yıkadım, dişimi fırçaladım. Bunlar değil. Bunlar kronoloji olarak not edilmez. Gerçekten önemli olduğunu bildiğimiz, yaşadığımız anlar not edilir. Ve bunu kronoloji çocuklar çok çok önemlidir. Bilimin her alanında kullanılır. Tarih bilimidir. Yani geçmişten günümüze kadar geçen süreci kapsayan bir bilim olduğu için, tarih bilimi olduğu için bu her yerde, bütün iş yerlerinde kronoloji tutulur. Yani geçmişten bugüne kadar geçirdiğimiz evrelerde neler yaşadık? Çünkü o bilgilerle yaptıkları işleri daha iyi geliştirmeye veya eksiklerini, yanlışlarını tamamlamaya, düzeltmeye çalışırlar. Evet, bakıyoruz çocuklar, sizlerden şöyle bir şey, daha önceki derslerimizde de konuştuk, bunu biliyorsunuz zaten, tekrar hatırlatmış olalım. Annenizin, daha çok anneler hatırlar, babanızın, anneanne babaanne de bu işin içinde olabilir. Sizlerin önemli anlarınızı hatırlayan bu kişilerden destek alarak kendi kronolojinizi oluşturunuz. Yani bunu çok istiyorum ve bunu lütfen bizimle de paylaşınız. Çok da merak ediyorum. Okulda olsaydık, yüz yüze eğitim içerisinde olsaydık biz onları sizin kronolojiniz olarak alıp panomuzda sergilemeyi düşünüyorduk. Ama şimdi sizlerden bu geri dönüşümleri alırsak çok çok sevineceğiz çocuklar. Kronolojik olaylara baktığımızda bizim için en önemli kişilerden biri biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk'ün kronolojik hayatına baktığımızda çok uzun bir kronoloji çizelgesi çıkar karşımıza. Ancak ben o kadar uzun kronoloji hayatını detayına girmek istemiyorum. Sizlerin de bana destek olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün kronolojisine bir göz atalım çocuklar. Yine biliyorsunuz ki Mustafa Kemal Atatürk hayata başlangıcının ilk anını
Önceden bizim olan Yunanistan'ın, şu anda Yunanistan'ın şehri olan Selanik'te 1881 yılında doğdu. Ben de not aldım çocuklar. O notlarımdan bakacağım. 1881'e çok önemli yerlere aldım. Gerçekten çok detaylı, çok 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 güzel olaylara, çok çok önemli olaylara, hayatından geçmiş Mustafa Kemal Atatürk'ün. Ancak burada uzatmak istemedim. Siz bunları yapabilirsiniz. Bir de şöyle yapalım mı çocuklar? Bir de Mustafa Kemal'in hem kendinizin kronolojisini çıkarın, bir de Mustafa Kemal Atatürk'ün kronolojisini çıkarın. Bunu anne babanızdan destek alarak, internette yapacağınız araştırmalardan destek alarak, kitabımızdan, kitaplarımızdaki bilgilerden destek alarak bu kronolojiyi yapabileceğinize inanıyorum. Benim kısaca yaptığım kronolojiye bakalım çocuklar. 1881 yılında Mustafa Kemal Atatürk Selanik şehrinde doğdu. 1813'te Selanik'te askeri hazırlık okuluna gitti. Tabii ben bunları atlayarak yaptım. 1895'te Manastır Askeri Lisesi'ne giriş yaptı. 1899'da Harbiye Hazırlık sınıfına gitti çocuklar. Sınavına diyorum, sınıfına gitti. 1902 yılında Harbiye'den mezun oldu. 11 Ocak 1905'te de çocuklar Harp Akademisi'nden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldu. Sonra birçok olaylar yaşandı. Çok çok büyük olaylar yaşandı. Bunların içerisinde en büyükleri Çanakkale Savaşı'ydı. Çanakkale Savaşı'nda ve Trablusgarp'taki yaptığı büyük çok başarılardan sonra 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışından sonra 23 Temmuz 1919'da Erzurum'da kongre yaptı. Kongre nedir çocuklar? Kongre büyük toplantıdır. Yani biz de toplantılar yapıyoruz. Mesela size diyoruz ki çocuklar öğretmenler toplantısı yapıyoruz veya veli toplantısı yapıyoruz. Onlar kongre değildir. Kongre çok çok büyük toplantı. O anda ülkenin birçok yerinden delege dediğimiz o ülke şehri temsil eden yerlerden yetkili kişiler geldi ve büyük bir toplantı yapıldı. Bu toplantı ilk 23 Temmuz 1919'da Erzurum'da yapıldı. Sonra çocuklar 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi yapıldı. Sivas Kongresi yapıldıktan sonra Ankara'ya gelindi ve Ankara'da 23 Nisan 1920'de bütün bu çalışmaların yapılabilmesi için bir alanda toplanılması gerekiyordu. Bu toplanan alanda Türkiye Büyük Millet Meclisi, meclis toplanmadır, toplantıdır. Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi toplandı 23 Nisan 1920'de. 23 Nisan 1920 sürecine kadar her alanda yine bizim savaşlarımız, savaşların, Kurtuluş Savaşı'nın çeşitli cephelerde savaşlar yapılıyordu. Savaşların yanı sıra da çocuklar yine de ülkenin kalkınması adına bir takım çalışmalar yapılıyordu. Ben demin de dediğim gibi sadece kısaca almak istediğim için böyle bazı, onlar da çok çok önemli ama bazı yerleri atladım. Onları sizden rica ediyorum, bana detaylı bir kronoloji yapacaksınız. Ya bana derken bizlere üçüncü sınıflar olarak. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar Savaşı kazandı. Çocuklar 30 Ağustos, biz şu anda Ağustos ayı içerisinde bu videoyu çekerken şu anda çok duygulandım. Bu video çekimini 30 Ağustos'ta yapıyorum. Biz 30 Ağustos'a pazar günü 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayacağız. Bu Zafer Bayramı'nı kutlamak için evlerimizde yine pandemi süreci olduğu için dışarılara fazla çıkamıyoruz. Dolayısıyla bu kutlamayı evlerimizde bayraklar asarak ve büyük bir coşkuyla kutlamanızı rica ediyorum. Kutlayacağınıza da yürekten inanıyorum. Çünkü biz belli bir süreç içerisinde
kendi tarihimize sahip çıkmazsak sonuçta bir takım olumsuz olaylarla karşılaşabiliriz. Bu tarihimize sahip çıkmak için de bilinçli olmamız lazım. Bunun için de 30 Ağustos Zafer Bayramı sürecine kadar neler yaşandı, neler oldu, bu sürece gelmek için ne gibi ödünler verildi? Yani insanların yaptığı büyük çalışmalar, hani şey yapmıştık, bütün canla başla bütün ülke insanları birlikte çalıştık. Ancak şey yapmıştık çocuklar, hatırlar mısınız? Türk kadınlarının buradaki çabaları, onları falan araştırmanızı canlı gönülden rica ediyorum. Tekrar ediyorum, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar Savaşı kazanıldı. Çok çok önemli olaylardan birisi de 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi çocuklar. Ondan sonra çok çok büyük yine devrimler oldu, yenilikler oldu. Bu yeniliklerden sonra da 10 Kasım 1938'de Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrıldı. Aramızdan ayrıldı ama onun ilkeleri ve onun ışığı doğrultusunda sizler, bizler bu ülkemizin gelişimi için canla başla çalışacağız. Çocuklar, bu anlatımımı burada sonlandırıyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.